Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda bastı zaman nedir? Bunu açıklamaya çalışacağız. Bastı zaman, zamanın genişlemesi anlamında. Allah-u Teala zamanın yaratıcısıdır, mekanın yaratıcısıdır. Mekanı yarattığı gibi zamanı da yaratmıştır ve Allah-u Teala zaman içinde zamanlar yaratmaya kadirdir. Ve Kur'an-ı Kerim'de zamanın izafi olduğuna dikkat çekilmektedir. Yani farklı mekanlarda, farklı boyutlarda, farklı zaman dilimleri olabilir. Bunun özellikle evliya menkıbelerine yansıyan yönleri var. Hatta Miraç olayına bakan yönleri var. Şöyle ki, sizler de belki duymuş olabilirsiniz. Bazı zatlar bir anda başka yerde görülebiliyorlarmış. Yani hem burada görülüyor hem de hacda görülüyor. Evliya menkıbelerini okuduğunuzda veya bazı filme çevrilen böyle evliyaların hayatları var. Bakıyorsunuz ki bir anda kayboluyor ve hacdakiler onu hacda görebiliyorlar. Ve hacdakiler daha dönmeden o memleketine geliyor. Bu nasıl oluyor? Normal tabii kendi ölçülerimizle değerlendirecek olursak bunu izah etmekte zorlanırız. Ama bizim boyutumuzdan farklı boyutlar var. Farklı zaman boyutları var. Onları anlayacak olursak demek ki o farklı zaman dilimine geçebilen bir insan bize göre adeta yapılmayacak gibi görülen şeyleri yapabilir ve az bir zaman dilimine çok şeyleri sığıştırabilir. Bunu anlamamız noktasında herhalde bunun en kolay anlaşılan bir misali rüyadır. Rüyalar çok da uzun değildir. 3-5 saniyelik, 5-10 saniyelik bir rüyada bir insan evlenir, çocuklarını görür, torunlarını görür ve sanki bir film gibi, uzun bir film gibi bir şeyler görür. Ama gerçekte ise rüyanın vakti çok da uzun bir zaman dilimi değildir. Demek ki rüyada zaman genişliyor ve bir anda olmaz gibi görülen şeyler orada gerçekleşebiliyor. Herkes kendi vicdanında bunu tasdik edebilir. Bir de Miraç olayı var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi Mekke'deyken, Mescid-i Haram'dayken, Kabe'nin orada birden gecenin bir vaktinde Mescid-i Aksa'ya getiriliyor ve oradan da sema alemlerine yükseltiliyor. Hatta kendisine cennet cehennem gösteriliyor, alemler gösteriliyor. Yatağı soğumadan da aynı gece evine dönüyor. Böyle bir şey olur mu? Akılla düşünürsek, salt akılla, mücerred akılla düşünürsek anlamakta zorlanırız. Deriz olmaz. Ama akıl bu gibi şeylerin tek ölçüsü değildir. Her meseleyi kendi aklımıza göre değerlendiremeyiz. İşte karıncaları düşünün mesela. Karıncalar, çölde yaşayan karıncalar olsun. Ve bir gün bu karıncaların ülkesine böyle bir uzay aracı gelse, bir uçak olabilir söz gelimi, gelse, onların reisini alsa, dünyanın her bir tarafını şöyle bir gösterip, üstten gösterip, daha sonra tekrar sahraya bıraksa, ardından bu karınca gördüklerini diğer karıncalara anlatsa, dün gece çok garip bir durum oldu, garip bir araç geldi, beni içine bindirdiler ve dünyanın pek çok yerlerini gösterdiler. Deryaları açtım, okyanusları açtım, Everest tepesinin üstünden uçtum gibi bunları söylese herhalde karıncalar bunu anlamakta zorlanacaklardır. Ve diyeceklerdir ki herhalde sen rüya gördün. Yani rüyada böyle şeyler olur. Ama bu gerçektir ama diğer karıncalar anlamakta zorlanacaklardır. Temsilde hata olmasın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam içimizden biri bir insan. Ama gecenin bir vaktinde alınıyor. Birden Kudüs'e götürülüyor. Kudüs'ten semalara çıkarılıyor. Alemler kendine gösteriliyor. Beka alemi hatta kendine gösteriliyor. Ve yatağı soğumadan da aynı gece tekrar Mekke'ye dönüyor. Bu bizim boyutlarımızla açıklanabilir bir olay değil. Demek ki rüyada nasıl birden zaman genişliyorsa başka bir zaman boyutu da vardır. O boyuta girebilen bir kimse için gerçekten çok farklı bir şey yaşanır. Ve bize göre olmaz gibi görülen şeyler onun için mümkün hale gelir. Yıllar önce ben bir zattan dinlemiştim Kızılcahamam'da. Dedi 1960'lı yıllarda bizim evimize böyle çok büyük zatlardan da gelenler oluyordu. Babam çok severdi onları. Onlar da ziyaret ederlerdi zaman zaman. Bunlardan bir tanesi daha böyle bir farklıydı diyor. Bir gün diyor bize gelmişti.
sohbet esnasında Ankara'ya gideceğini öğrendim. Ben de diyor Ankara'ya gidecektim. Efendim size de bir bilet alayım, beraber gidelim diye söyledim. Evladım sen git, ben ayrıca gelirim demiş. Ben diyor otobüste giderken 2-3 defa onu elinde bastonla, otobüsten böyle dışarıyı ben seyrederken elinde bastonla giderken gördüm diyor. Oraya kadar yaya gelebilmek mümkün değil. Acaba ilk gördüğümde diyor, acaba rüya mı gördüm? Şöyle diyor, gözlerimi ovuşturdum ama rüya değil, gerçek. Ardından tekrar gördüm, tekrar gördüm. Ve Ankara'da eski garaja geldiğimde baktım o da diyor orada. Hemen diyor eline sarıldım. Aman efendim ben sizi işte 3 defa bu şekilde gördüm. Nedir bu olay? Önce diyor anlatmak istemedi. Ama ardından evlat demiş, ara sıra böyle şeyler oluyor. Demek ki velilerin dünyasında böyle zaman genişleyebilir. Ve zaman genişlediğinde onlar bir anda başka yerlerde görüntüleri olabilir. Ve aynı zamanda bu insanlar az bir zaman dilimi içinde çok büyük şeyler yapabilirler. Dolayısıyla yerde gezen karıncalar nasıl ki gökte uçan kartalları anlamakta zorlanırlar. İşte yerde gezen karıncalar küçük bir su birikintisini bile aşmakta bayağı zorluk gösterirken o büyük kuşlar gökte uçarlar, deryaları bile geçebilirler. Onun gibi insanlar arasında da mertebeler vardır. Bazı insanlar velidir ve bu veli zatlar Allah'ın izniyle kendilerine zaman genişlediğinde bizim yapamadığımız şeyleri az bir zaman dilimi içinde gerçekleştirebilirler. Bir başka programımızda tekrar görüşmek ümidiyle hayırlı günler diliyorum.